Bugün AK Partili Rümeysa Kadak'ın bir paylaşımı dikkatimi çekti. Ben kendisini tanımıyorum. Gençlerin çok fazla trollediği bir isim anladığım kadarıyla. Biraz bakınca sosyal medya geçmişine onu gördüm. Çünkü hani biraz böyle sanki çok ayrıcalıklı bir siyasete giriş yapmış gibi ben gördüm kendisini. Hani bir takım dostluklar vesaire. Çok genç bir isim Rümeysa Kadak AK Partili. Kendisine sosyal medya üzerinden Ekrandaki hanımefendi bu böyle toplantılar falan yapan e, bir hanımefendi gençlerle. E, Rümeysa Hanım'a sosyal medya üzerinden çok ciddi taciz mesajları geliyormuş. Ve kendisi bugün bir açıklama yapmış korkuyorum demiş. E, ben kendisine şunu söylemek istiyorum. E, ben de korkmuştum çok. Yani Başak Demirtaş da çok korkmuştu. Canan Kaftancıoğlu'na yapıldı. Evet. Esra Albayrak'a yapıldı aynı dönemde, Nevşin'e yapıldı. Yani hepimiz çok rezil taciz mesajlarının ortasında kaldık. Hatta bugün bazı e, 31 cemaatinden ergen arkadaşlarımız değil mi? onlar ne demek istedim gayet iyi anlarlar. Benim o ne kadar korkunç taciz, tecavüz, tehdit mesajlarını okuduğum videoyla eğlenmeye çalışıyorlar. Hiç komik değil bence ama Rümeysa Kadak çok haklı. E, burada kendisinin yanındayım ama tuhaf olan şu ki, kadın cinayetlerini durduracağız platformuna kapatma davası açtınız. Arkadaşlar bu kadın örgütleri olmasaydı biz hakkımızı, hukukumuzu nerede arayacaktık? Bu platform bugün bir kapatma davasıyla karşı karşıya. İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede bir imza ile çıktınız. Sözleşmenin adı İstanbul kentinden geliyor. Ev sahibiydi İstanbul. Yani ben o yüzden ZK'nın şu mesajına hani çok katılıyorum. Aramıza hoş geldin Rümeysa Kadak demek istiyorum. Bizim senelerdir bu hoyratlıklara, bu çirkinliklere, bu taciz, tecavüz, tehdit mesajlarına maruz kaldığımız maruz kaldığımız günlerde AK Partili kadınlar, kız kardeşlerimiz ne yazık ki yanımızda değildi. Yanımızda değildi. Biz de korkuyorduk. Çok korktuk hem de. Geceleri uykularımız kaçtı. Sinir sistemimiz alt üst oldu. Ya ben yaptığım iş nedeniyle artık hani öyle bir kaskatı kesilmişim ki yani boyunlukla gezecek hale geldik biz. Neredeydiniz? Neredeydiniz? Bu çocuklar bu ülkede tecavüze uğrarken, istismara uğrarken neredeydiniz? Bu kadınlar sokak ortasında katledilirken neredeydiniz? 8 Mart gece feminist yürüyüşlerinde bu ülkenin ne yazık ki emniyet görevleri polisi, sille tokat bu ülkenin kadınlarını döverken, darp ederken neredeydiniz? Tabii ki de beter falan olmasınlar yani burada da beraber değilim Can Ersen'le ya olur mu öyle şey? Düzeleceksek hep beraber düzeleceğiz, normalleşeceksek hep birlikte normalleşeceğiz. Böyle bir saçma sapan iklim olur mu ya? İnsanların birbirini öldürdükleri bir ortamda Türkiye tarihi bir seçime gidiyor.